Değerli izleyiciler, bugün gördüğünüz gibi bir hayvan ve süt besiciliği yapan işletmedeyiz. Yanımızda da Aydın Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahin var. Şimdi başkanım, şu mesela en çok hani konu edilen, hani söz edilen buzağı ölümleri var. Evet. Şimdi ya siz tabii veteriner hekimler olarak bunlarla birebir karşılaşıyorsunuz. Şimdi Aydın bu konuda nasıl sizin gördüğünüz? Eskiye nazaran çok daha iyi. Yani bununla alakalı biliyorsunuz bakanlığın da bir takım çalışmaları oldu buzağlarla alakalı. Tabii buzağları hayatta tutmamız lazım. Buzağlar bizim hayvancılığımızın geleceği. Yani şimdi dışarıdan birçok hayvan alıyoruz biz ülkemize. Alıyorduk daha doğrusu. Bundan sonra muhtemelen alamayacağız. Döviz kurlarından da kaynaklı. Yani önceden biz yaşadığımız sıkıntıları bir şekilde yurt dışından ithalat yaparak yerine koyuyorduk falan ama artık bu silah, yani bunu silah olarak düşünüyorsanız bu da artık elimizde olmamış olacak. Çünkü çok ciddi rakamlarla dışarıdan hayvan gelmeye başlayacak. 2200 dolar gibi. Tabii yani belki daha fazlası. Şimdi dolar kurunu endekslediğiniz zaman yani insanlar önümüzdeki dönemlerde 20 bin liralara, 25 bin liralara dışarıdan düveydi, inekli bunları getirmek durumunda kalabilirler. Dolayısıyla bunların olmaması için ya da asgariye indirebilmemiz için bizim elimizdeki hayvan varlığımızı bir kere korumamız lazım. Yani buzağları bir kere hayatta tutmamız lazım. Burada da yine en öne çıkan nokta nedir? İşte koruyucu hekimlik uygulamaları. Düzenli aşılamalarının yapılması, doğum süresince yani şeyde gebelik sürecinde annenin iyi beslenmesi, annenin aşılanması, doğum sonrasında buzağının uygun şartlarda, uygun koşullarda bakılması, barınma şartları, beslenme şartlarının sağlanmış olması. Bunların hepsi tabii bir bütün oluşturuyor. Bir tanesini eksik yaptığınız zaman maalesef sac ayağının birisi eksik kalmış oluyor. Şimdi başkanım, son olarak şöyle bir şey sorayım. Hani siz işin içindesiniz ve çok hani içinde olmakta durumundasınız. Tabii. Mesela bizim üreticilerimizin dediğiniz gibi en büyük maliyeti yani ya veteriner hekimlik falan pek şey yapmıyorlar onlar. Çok sonlara geliyor yani hakikaten ama yem konusunda hakikaten ciddi bir sorun var. Tabii. Şimdi burada da hani yemde enerji ve vitamin hani şey protein önemli. Tabii. Az evvel de bahsettiğiniz gibi hani eksiltme hayvan sağlığında bir sorunlara yol açabilecek gibi bir durum oluyor. Şimdi süt üretiminde de büyük ihtimalle düşüşler görülebilir. Süt üretiminde hem düşüyor hem de kalite bozuluyor. Yani aslında bu ilerleyen dönemde tüketicilere çok ciddi bir yansıması olacak bunun. Hem arz düşecek hem de kalite düşüyor. Yani siz çünkü besinden kıstığınız zaman hayvanın artık barınma şartları, refah şartlarını sağlayamadığınız zaman yani hayvanda yoğun bir stres oluşuyor. Hem barınmadan kaynaklı hem beslenme yetersizliğinden kaynaklı. Bu da baktığınız zaman metabolizm olarak değerlendirildiğinde üretmiş olduğu hayvansal gıdanın da kalitesini çok ciddi anlamda düşürüyor. Yarın öbür gün tüketicilerimiz bununla da karşılaşacaklar maalesef. Şimdi peki Aydın özelinde hani bu üreticilerimizin bu yemle ilgili sorunları size aksetmeye başladı mı? Var mı? Tabii tabii. Yani bununla alakalı ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü şöyle biliyorsunuz en büyük girdi maliyetlerinden bir tanesini yem oluşturuyor. Yani tabii yemin yanında elektrik var. Yine elektrik, işte personel giderleri, sigortası vesairesi. Bununla alakalı çok ciddi masraflar ve maliyetler var. Bunların hepsinde çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Özellikle son bir seneye baktığınız zaman bu maliyetlerin ortalamasında yani girdi maliyetlerindeki yükselme ortalamasına baktığınızda %40, %45'lerde olduğunu bunu görüyorsunuz. Süte bakıyorsunuz, sütün fiyatı aynı. Yani şimdi işte Ulusal Süt Konseyi, yani dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan, bizim ülkemizde de baktığınız zaman diğer hiçbir sektörde olmayan, yani sizin ürettiğiniz rakamı satış fiyatına, yani sizin ürettiğiniz bir ürünün fiyatını belirleyen bir kurumdan bahsediyoruz. Yani oturuluyor, şu olsun, bu fiyat olsun falan. Ama bunları belirlerken birazcık da böyle eli vicdana da koymak lazım. Tamam, sanayici de ayakta kalacak ama üreticinin de ayakta kalması lazım. Tüketici uygun fiyata tüketecek mi? Tüketecek. Yani ülkelerin, devletlerin zaten en önemli görevlerinden bir tanesi nedir? Yani halkının, vatandaşların beslenmesini sağlayabilmek ve bunu ekonomik anlamda sürdürülebilir şekilde sağlamaktır. Ama şimdi buraya baktığımız zaman vatandaşın giderleri inanılmaz derecede yükselmiş, sattığı ürün aynı fiyat ve siz bunu dikte ediyorsunuz. Yani serbest piyasayı da bırakmıyorsunuz. Hani farklı ürünler konuşulduğu zaman biliyorsunuz hep yani serbest piyasa, su akar yolunu bulur hesabı güdülürken bizim hayvansal gıdalara geldiğinde o serbest piyasa ortadan kalkıyor. Süt bulamıyor yolunu herhalde. Evet, süt maalesef su gibi yolunu bulamıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Yani bunun da biz çok doğru olduğu kanısında da değiliz. Eğer varsa tamam, böyle bir kurum oluşturuldu. Ama bunu da elimizi vicdanımıza koyarak yürüteceğiz. Bu kurumu da ona göre sürdüreceğiz. Tamam, devlet ne yapıyor? Elinden geldiğince imkanlar çerçevesinde işte primi
bir nebze yükseltti. Bir şekilde dengelemeye çalışıyor ama tabii bunlar yeterli değil. Yani vatandaşımız, yetiştiricimiz bunun çok daha iyisini hak ediyor. Ve şu var, yani bugün yetiştiricilerimize baktığınız zaman işte hepimiz, sizler de öyle, bizler de öyle, yetiştiricilerimizin içindeyiz. Ya düğün yok, cenaze yok, bayram yok, seyran yok, hiçbir sosyallik yok. Nispeten kirli bir iş yapılıyor, tamam mı? Para da yok. Yani hiçbir şey yok. Yapılabilir durumdan artık çıkmak üzere. Ve biz eğer köylüyü kaybedersek, yani köylü buradan kalkar da şehre göç etmeye başlarsa, ki bunlar yavaş yavaş oluyor, baktığımız zaman köydeki nüfusun yaşlandığını görüyorsunuz. Yani genç nüfusun aslında tarım hayvancılık faaliyetlerinden gitgide uzaklaştığını fark ediyorsunuz. Ve bu da bizim bekamız olarak bakıldığında, hayvansal gıdanın ya da işte gıdanın bekası noktasında ciddi bir tehdit arz etmiş oluyor. Bizim genç nüfusu buraya yönlendirebilmemiz lazım. Yani ben her zaman söylerim, köylüyü zengin edemezseniz, yani şöyle söylüyorum ben, köylüsünü zengin edemeyen ülkeler fakirleşmeye mahkumdurlar. Dolayısıyla siz bu kadar cefa çeken, bu kadar türlü fedakarlıklarla bu işi yapan insanları burada tutup para kazandırmanız lazım ki onlar üretime devam etsinler. Yani biz gıda noktasında eğer tam bağımsızlığı sağlayamazsak, dışarıya muhtaç olursak ya bizi mahvederler. Yani burada bir bağımsızlıktan bahsedemeyiz. Çünkü kurların da yükselmesi sebebiyle yarın öbür gün dışarıdan gıda da alıp getiremeyeceğiz uygun fiyata. Yani bugünleri bile mumla arar vaziyete gelebiliriz. Dolayısıyla buralara gelmeden iş hep beraber ortak akılla bir şeyleri şekillendirmek lazım. Elimizi vicdanımıza koyarak hareket etmemiz lazım. Yetiştiricinin, köylünün durumunu bilerek, köylerin durumunu bilerek bizim bir şeyler yapmamız lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Başkanım bana veteriner hekim gözüyle güzel bir değerlendirme oldu. Ağzınıza sağlık diyelim. Rica ediyorum. Evet, değerli izleyiciler, bugün hayvancılığı veteriner hekim gözünden dinlemeye çalıştık. Misafirimiz de Aydın Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahin Beyefendi'ydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler ben için. Teşekkür ediyorum. Böylece bir röportajımızın da sonuna geldik. Başka bir röportajımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.